Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Asus'un ülkemizde de satışa sunduğu fiyat performans oranı ile dikkatleri üzerine çeken TUF Gaming A15FA506 modeli. Yani biz buna FA506 da diyebiliriz. Buradaki A harfi arkadaşlar AMD'yi simgeliyor. Yani sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu laptopta Ryzen kökenli bir işlemci bulunuyor. Cihazımızın teknik özelliklerine geçmeden önce arkadaşlar biraz tasarımından bahsedelim. Daha sonra zaten bu işlemcinin bizlere nasıl bir performans sunduğunu sizlere söyleyeceğiz. Yalnız şunu size hemen baştan belirtelim. Ryzen deyince aklınıza böyle performanssız ısınma sorunu olan işlemciler gelmesin. Biz bunu az önce çeşitli testlere de soktuk ve şunu size söyleyebiliriz. Intel'in 10. nesil işlemcisinin takılı olduğu bir laptoptan daha yüksek bir puan aldı bu bilgisayar. Bunu da sizlere birazdan göstereceğiz. Dediğim gibi şimdi cihazımızın tasarımıyla incelememize başlayalım. Evet arkadaşlar, TUF Gaming A15 modelinde oldukça şık bir tasarım çizgisinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Normalde bildiğiniz gibi oyun laptoplarında zaten böyle biraz daha asi bir tasarım çizgisi vardır. Fakat bazı modellerde bu çok abartılıyor. TUF Gaming serisinde ise tam arada bir tasarım ortaya konulmuş. Dolayısıyla ne çok abartı ne çok sade, tam böyle kararında bir tasarımla karşılaşıyoruz. Laptopu şöyle kapattığımızda arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi bu kısım açıkta kalıyor. Gördüğünüz power, uçak modu, işte hard disk göstergelerini direkt olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla açıldığında da ön panelde bunları görmeye devam ediyorsunuz. Bu tasarım çizgisi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çerçevelere baktığımızda serinin eski bilgisayarlarına göre daha ince çerçevelerle karşılaşıyoruz burada. Siz sormadan hemen söyleyeyim. Asus bu bilgisayarını plastik bir kasa tercih etmiş arkadaşlar. Yani metal alaşımlı bir kasa söz konusu değil. Bu tamamen plastik. Bunun sebebi ise tabii ki fiyatı biraz daha düşük tutmak. Tabii söz konusu oyun bilgisayarı olduğunda öyle çok fazla metal alaşımlı kasalı çerçevelere gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Neden diye soracak olursanız, pek çok oyuncu aslında bu bilgisayarları alıp taşımıyor arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bunu alıyorlar. Güzel bir oyuncu klavyesi, güzel bir oyuncu faresi alıp bunu masa üstünde kullananlar da çok fazla diyebiliriz. Dolayısıyla bu kasanın plastik olması bizim için çok fazla önem arz etmiyor bu aşamada. Gelelim bilgisayarımızın şu klavye kısmına. Bu klavyede de yine bir RGB aydınlatmalı klavyemiz mevcut. Dolayısıyla öyle sade bir tasarım söz konusu değil. WASD tuşları, yani oyuncuların sıklıkla kullandığı tuşlar, beyaz ve şeffaf olarak tasarlanmış. Dolayısıyla bu tuşları hemen ayırt edebiliyorsunuz. Buradaki tek eleştiri noktası arkadaşlar şu yön tuşlarının biraz küçük olması. Hani bu yön tuşlarıyla oynanan çok fazla oyun kalmadı günümüzde, ama yine de bu yön tuşlarını biraz daha büyük tutsalarmış bence güzel olabilirmiş. Lakin dediğimiz gibi 15 inçlik bir model olduğu için muhtemelen buradaki yer skalasını biraz daha arttırabilmek adına yön tuşlarını ufak tutmaya çalışmışlar. Bu da anlaşılabilir bir durum. Gelelim bilgisayarımızın çıkışlarına arkadaşlar. Bilgisayarı kendinize doğru tuttuğunuzda arkadaşlar sol tarafta bir tane HDMI, Ethernet, güç girişi, 2 USB ve Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi de tek bir 3.5 mm'lik jack'ta toplanmış. Cihazın sağ tarafında ise sadece bir tane USB girişimiz bulunuyor. Hemen yanında ise fanları görüyoruz. Arka kısımda ise arkadaşlar herhangi bir giriş konumlandırılmamış. Burada eksik olan tek şeyin hafıza kartı okuyucusu olduğunu söylemek mümkün. Genelde biliyorsunuz pek çok modelde hafıza kartı okuyucusu da geliyor. Fakat Asus bu modeline hafıza kartı okuyucusu yerleştirmemiş. Tabi bu günün sonunda bir oyun bilgisayarı. Dolayısıyla bu oyun bilgisayarında da hafıza kartı okuyucusunun varlığıyla yokluğunun ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Gelelim ekranımıza arkadaşlar. Oyun severler için asıl önemli şeylerden bir tanesi de ekran. Burada 144 Hz'lik bir ekrandan bahsediyoruz ki günümüzde pek çok oyun bilgisayarında böyle bir ekran bulunmuyor. Dolayısıyla 144 Hz'lik bir ekranın konumlandırılması bence çok iyi olmuş. Bu muhtemelen pek çok oyun severi de tatmin edecektir. Asus bu bilgisayarında pil ömrünü de uzun tutmayı tercih etmiş arkadaşlar ve 90 watt'lık bir pil koymuş bu bilgisayara. Gerçekten bu pilin muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 2 tane SSD slotumuz bulunuyor bilgisayarda. Bir tanesi dolu olarak geliyor dilerseniz bir tane SSD slotunu da siz doldurabiliyorsunuz. Tabii burada şu gelebilir aklınıza, ben SATA diskimi nereye koyacağım diye, yani hard diski nereye bağlayacağım diye. Arkadaşlar bunda hard disk, SATA hard disk koymaya bir bölüm bulunmuyor. Asus bunu zaten SATA'yı çıkartarak o kısmı da pille doldurmuş. Dolayısıyla pil ömrünü orayı kullanmayı tercih etmiş bize gelen modelde. Lakin ben şunu söylemek istiyorum sizlere. 2 tane SSD slotu var. Dolayısıyla SSD kapasitelerinin günümüzde hayli yüksek olduğunu düşünürsek hayli 2 tane
1 TB'lık ya da ne bileyim 512 GB'lık SSD koyduğunuz zaman işinizi her türlü görecektir. Zaten artık SSD'lerin de eskisi kadar pahalı olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla artık SATA döneminin kapandığını da kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dahili depolama alanı bana göre gayet yeterli ki inanıyorum Asus'un bu hamlesine ileride pek çok üretici de katılacak. Dolayısıyla artık SATA yuvasını çıkartıp orayı pille doldurup bilgisayarın pil ömrünü daha fazla uzatarak SSD'lerle yoluna devam edecektir. Zaten bazı üreticiler bu sistemi kullanmaya başlamış durumda. Dolayısıyla Asus'un da buna katılmış olması bence gayet isabetli olmuş. Şimdi gelelim bilgisayarımızın işlemcisine. İncelememizin başında da bahsettiğimiz üzere bu bir Ryzen işlemciyle geliyor. 4. nesil Ryzen 7 bulunuyor üzerinde. Bu işlemcinin gerçekten çok performanslı olduğunu söylemek mümkün. 2.9 GHz hızında çalışan bu işlemciye 8 GB'lık DDR4 RAM eşlik ediyor bu bilgisayarda. Ve ekran kartı tarafında da RTX 2060 görüyoruz. Ki burada ekran kartının RTX serisinden olması bence çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yeni nesildeki ışın izleme teknolojileri tamamen bu RTX serisi üzerine konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla RTX ekran kartının kullanılması yeni nesil oyunlarda muhtemelen bu bilgisayarın sizi idare edeceğine bir gösterge olabilir. Bu arada az önce de bahsettiğim gibi biz bunda PC Mark 10 testini uyguladık ve aldığı puan arkadaşlar 5251. Bu puanın ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü az önce de ifade ettiğim üzere biz bu testi Intel 10. nesil işlemciye sahip, i7 işlemciye sahip bir bilgisayarda da yaptık. Ve o bilgisayarın aldığı puan şu anda bu Asus TUF serisinin yeni modelinin aldığı puandan daha düşük. Evet arkadaşlar şimdi gelelim cihazımızın soğutma olayına. Biliyorsunuz bu Ryzen işlemcili cihazlarda bu soğutma tarafında bazı soru işaretleri olabiliyor. Fakat Asus bunu aşmış çünkü ben oyunda oynadım. Herhangi bir ısınma olmadı. PUBG'yi indirdik. Zaten birazdan sizle beraber de oynayacağız. Ve bunu derecemizle ölçeceğiz. Kaç derecede ne kadar ısındığını sizlere göstereceğiz. Ayrıyeten cihazımızın arkasını açacağız şimdi ve nasıl bir soğutma sistemine sahip olduğunu sizlere göstereceğiz. Dilerseniz şimdi cihazımızı çevirip arkasını açalım bakalım. Asus bu cihazda bizlere nasıl bir mimari sunmuş bunu beraber görelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın içini açtık. Bize gelen versiyonda 48 watt'lık bir pil bulunuyor ve burada hard disk yuvası da var. Dediğim gibi Asus bu serinin bazı modellerinde şu hard disk yuvasını iptal ederek buraya 90 watt'lık bir pil yerleştirmiş durumda. Gördüğünüz gibi soğutma teknolojisi son derece güzel bir yerleştirmeye sahip. Yani mimarisi güzel. Buradan bakır borularla gelen sıcaklık şuralardan alıyor ve fanlar sayesinde sıcaklık dışarıya atılıyor arkadaşlar. Burada bir tane SSD yuvamız boş bizim. Bir tanesini takmışlar. Diğeri ise boş yani SSD'de ne yapabiliyoruz? Bu bilgisayara ekleyebiliyoruz. Kısacası bilgisayarımızın iç mimarisi bu şekilde diyebiliriz. Yani açarken ya da SSD'yi takarken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu açıdan da gerçekten iyi bir bilgisayar. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızın ses performansını ve bir oyundaki FPS performansını sizlerle paylaşacağız. Daha da sonra bilgisayarımızın sıcaklığını ölçerek sıcaklık değerlerinin ne kadar arttığını sizlere göstermiş olacağız. Yalnız şunu belirteyim. Bahsettiğim gibi farklı opsiyonlar olacak bu bilgisayar serisinde. Yani dilerseniz 90 watt'lık opsiyonu satın alabilirsiniz. Dilerseniz bizim gibi SATA hard diskin bulunduğu 48 watt'lık opsiyonu da satın alabilirsiniz. Elbette Ryzen 5 mimarisiyle gelecek olan bilgisayarlar da var. Bunların fiyatları da yine değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Lakin bizim şu anda elimizde bulunan modelde 4. seri Ryzen 7 işlemci yer alıyor ve bu işlemcinin performansı da az önce söylediğim gibi 10. nesil Intel işlemciden daha yüksek bir puan aldı benchmark testinde. Şimdi dilerseniz en önce bilgisayarımızın ses performansına bir göz atalım. Nasıl yapacağız bunu? Gayet basit. YouTube'dan bir video açalım. En önce YouTube'daki ses performansını deneyimleyelim. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo Find X2'yi inceliyoruz. Çok güzel bir telefon olmuş. Çok da detaylı özellikleri var, gelişmiş özellikleri var. Gelin bunların hepsine hep beraber bakalım.
Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımızda PUBG oyununu açtık. Yaklaşık olarak bir yarım saattir çalışıyor bu oyun. Bir el oyun attık. Şu anda ikinci ele girmek üzereyiz. Lakin en önce şu anda fan sesi geliyor. Dilerseniz bu fan sesini ölçelim. Kaç desibellik bir ses geliyor onu sizlere belirtmiş olalım. Ayrıca önümüzde sıcaklık ölçer var. Bilgisayarımızda da bu sıcaklık ölçerle ne kadar ısı verdiğini şimdi sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarda elimizin geldiği yerlerdeki sıcaklık, yani WASD'deki sıcaklık 30 santigrat derece civarında. Buralarda 32'yi görüyoruz ama genel itibariyle 30 dereceler civarında bir sıcaklık söz konusu. Fakat fanın olduğu yerde, yani biliyorsunuz şu arka tarafta fan çıkışı vardı. Az önce içeriğini göstermiştik bilgisayarın zaten. Buralarda sıcaklık hemen hemen 39-40 derecelere kadar ulaşmış durumda. Evet arkadaşlar, şu anda grafik ayarlarına girdiğimizde her şeyin ultra ve yüksek ayarlarda olduğunu görüyoruz. Her şey de açık durumda. Dilerseniz oyuna da girelim. Bir kasma etme olmadığını sizlere gösterelim. Bildiğiniz üzere PUBG zaten hani en yüksek sistem gereksinimine sahip oyunlardan bir tanesi. 8 GB minimum RAM istiyordu bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu bilgisayarda da şimdi kaç FPS aldığını göstereceğiz sizlere. FPS çok fazla düşmüyor arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Lakin ayarları biraz daha kısarsanız rahat rahat böyle 80-90 FPS'i görebiliyorsunuz. Evet, şu anda görüyorsunuz maçın başlamasına var. Ben biraz şöyle dolaşayım ortada. Hem kaç FPS aldığımızı da görelim. Görüldüğü üzere arkadaşlar şu anda 70 FPS'leri, 80 FPS'leri görüyoruz. Yani düşük bir FPS söz konusu değil ki. Şu anda en yüksek çözünürlükte, ayarların çoğu az önce de gördüğünüz gibi ultra'da. Dolayısıyla hiçbir düşük ayar söz konusu da değil. Tabi bu biraz da RTX 2060'ın nimetleri diyebiliriz. Şu anda CPU sıcaklığı 77 dereceleri, 78 dereceleri buldu. Yani yaklaşık olarak 80 derece. 90, yaklaşık olarak 100 FPS alıyoruz. Hemen hemen yani 90-100 arası değişiyor FPS oranımız. CPU kullanımımız ise %30'lar civarında arkadaşlar. RAM kullanımımız ise maksimuma biraz yakın. Biliyorsunuz bu cihazda şu anda 8 GB'lık RAM var. Dolayısıyla RAM kullanımı şu anda 6.5-6.7 arasında değişiyor. Dolayısıyla RAM'in büyük bir bölümünü oyun için kullanıyoruz. Tabii merak ettiğiniz detaylardan bir tanesi de bilgisayarın fan sesi. Onu da size şimdi göstereceğiz. Kaç desibel olduğunu şöyle bir atlayalım dilerseniz bir bakalım. Buralarda zaten FPS'in düşmesi normal. Şu aşağıya doğru ineyim hemen ve size oyunun kaç FPS aldığını göstereyim oyunda da. Yüksekten çırkıldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda söyleniyorum ama 60 FPS'leri rahat rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla yüksek ayarlarda bile FPS tarafında bir sıkıntı çekmediğimizi söylemek mümkün. Evet arkadaşlar, şu anda fan sesini ölçüyoruz. Ben susacağım ve fan sesini ne kadar gürültü yaptığını burada göreceksiniz. Evet, fan şu anda gayet hızlı çalışıyor ve gördüğünüz gibi 59 cm'de 59'u gördük orada. Bu da bir yağmur sesine falan denk geliyor. Böyle hani yağmur yağdığında bir şırıltı olur. Öyle bir sese denk geliyormuş bu cm'nin ölçümüne göre. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun tarafında da bilgisayarda herhangi bir sıkıntı yok. Yani öyle fan sesinin çok aşırı gürültülü olduğunu söyleyemeyiz. Ve oyunu oynadığımız WASD tuşlarında da herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yani o tarafta bir ısınma yok. Isınma genel itibariyle fanların ve soğutma borularının olduğu şu
ekrana yakın kısımda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu WASD kısmı çok fazla ısınmadığı için oyun oynarken parmaklarınızı da çok fazla rahatsız etmiyor. Genel itibariyle Asus TUF Gaming A15'in hemen hemen bütün özelliklerine baktık diyebiliriz. Sıcaklık ölçümleri yaptık, ses gürültü ölçümleri yaptık, cihazın içini açtık, mimarisini sizlerle paylaştık. Ve şimdi sıra geldi fiyatımıza arkadaşlar. Bu bilgisayar dışarıda yani yurt dışında 1100 dolarlık bir fiyatla satılıyordu. Şu anda Türkiye'deki fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımızda belli değil. Lakin genel itibariyle 8500 lira ile 13000 lira arasında değişmesi bekleniyor fiyatların. Ki bu da sizin aldığınız modele göre değişecek arkadaşlar. Nedir işte RTX 2060 ekran kartı olan bir model alırsanız ya da ne bileyim işte SATA yuvası olan bir model alırsanız değişecek. Dediğim gibi 90 wattlık bataryaya sahip bir model var. O modeli aldığınızda farklı bir fiyatta karşılaşabilirsiniz. 48 wattlık bir pile sahip modeli aldığınızda farklı bir fiyatta karşılaşabilirsiniz. Ama genel itibariyle bu bilgisayarın kesinlikle fiyat performans modeli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Asus bunlar da fiyatı normal bilgisayarların biraz daha altında tutacak. Öyle görünüyor görüntü. Bu Ryzen işlemcinin olması da sizi kesinlikle yanıltmasın. Dediğim gibi zaten incelemede de gösterdik bunu. 10. nesil bir Intel işlemciden daha yüksek puan aldı. Benchmark testinde bunu da sizlerle paylaştık. Evet arkadaşlar, bu incelemede kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bizlere soru olarak yorum yazabilirsiniz. Bu yorumları cevaplamaya çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.